Beslenmeyle ilgili tavsiyeleriniz olur mu? Neler mesela bağırsak kanserine yol açabiliyor veya neler koruyucu olabiliyor? Çok güzel bir soru bu da. Tabii çok güncel, çok da sıklıkla bu soruyla karşılaşıyoruz. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Beslenme ile kanser arasında çok doğru ilişkiler var. Bu konuda yapılmış çok sayıda ileriye dönük çalışmalar da olduğu gibi geriye dönük de yapılan çalışmalar var. Şöyle özetlemek lazım. Eğer dışkılama periyodu bir günden fazla ise ve buna neden olan besin türlerinden uzaklaşmak lazım. Yani bir kere her sabah kalktığında bir insanın tuvalete gidip büyük abdestini yapmayı alışkanlık haline getirmesi lazım. Dolayısıyla posalı diyetleri daha fazla tüketmek lazım. Meyveyi, sebzeyi kendisini tüketmek lazım. Yani meyve suyunu tüketmekten ziyade meyveyi, sebzeyi, ben tabii meyve suyunu tüketen hastalara biraz tembel hastalar diyorum. Meyveyi, sebzeyi tüketip o posasını çıkarması lazım. Çünkü o posa bağırsağa hareket kazandırıyor. O hareketle dışkılama periyodu daha kısa süreye inebiliyor. Eskiden klasik kolon-rektum cerrahisi kitaplarında siz de çok iyi bilirsiniz ki normal dışkılama periyodu 4 gün denildi. Şimdi artık bir günle 2 gün arası deniyor ama bence bir gün uygun. Yani posalı diyetleri fazla tüketmek lazım ne olursa olsun. Proteinden biraz daha az, biraz vejeteryan tüketmek lazım. Lifli diyet almak lazım. Genel konuşuyorum ama eğer bu şekilde her gün tuvalet ihtiyacını giderebiliyorsa hasta, onun bu konudaki çalışmalar da göstermiş ki bağırsak kanserine yakalanma şansı anlamlı bir şekilde daha düşük. Bu bazı aspirinin koruyucu olduğunu söyleyenler var. İşte kalsiyum alımının koruyucu olduğunu söyleyenler var. Mesela kalp damar hastalıklarından korunmak için aspirin tavsiye edilebiliyor belli durumlarda. Çok doğru. Hakikaten doğru mu bu? Bu şekilde koruyuculuğu var mı? Kanserle aspirinin bu konuda yani ispatlanmış bir şeyi yok bildiğim kadarıyla. Ama bu konuda yapılan çalışmalar var. Bir takım non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar dediğimiz, sizin de buyurduğunuz gibi aspirin benzeri ilaçların kanserden koruyucu etkilerini gösteren yayınlar var. Ama bunun aleyhinde de olan yayınlar var. Daha o konuda kesin bir kanıta ulaşmış değiliz ama tabii ki aspirini kalp hastalıklarında, koroner tıkayıcı hastalıklarda koruyucu etkisinden ve tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz. Belki daha kesin bir kanıtı olabilecektir ileride ama o konuda yapılmış daha böyle prospektif çalışmalara ihtiyacımız var. Evet.